ABD'de eğitim gören Samira İm'in 3 senedir iletişim kuramadığı babası hakkında uluslararası medya kuruluşlarına tanıklık verdikten sonra Çin devlet medyası onun babasının videosunu yayınladı. Uygur tarihçi ve yayıncı İmincan Saydi'nin 2017 yılının Mayıs ayından itibaren ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Özgür Asya Radyosu Saydi'nin 2019 Şubat ayındaki gizli bir duruşmada dini aşırılık suçundan yargılanarak 15 yıllık hapis cezasına çarptırıldığını teyit ettiğini açıklamıştı. Saydi'nin ABD'de öğrenim gören kızı Samira, uluslararası basına babası hakkında tanıklık verdikten sonra Çin'in resmi yayın organı China Daily, 4 Mayıs tarihinde Twitter hesabında Saydi'nin kısa bir videosunu yayınladı. Saydi'nin evinde çekilmiş olduğu iddia edilen videoda o kızına seslenerek kendisinin durumunun iyi olduğunu, kızının sözde Çin karşıtı güçlerin propagandalarına inandığından üzüntü duyduğunu söyledi. Ancak Samira babasının baskı altında bunları söylemek zorunda kalmış olabileceğini, onun durumundan hala endişeli olduğunu söyledi. ABD ve Çin arasındaki gazetecilere yapılan muamelelerle ilgili gerginlik tırmanırken ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda Çinli gazetecilere verilen vizelerin süresine ilişkin yeni bir karar alındı. Bakanlığın pazartesi günü yürürlüğe girecek kararı doğrultusunda Çinli gazetecilere verilen vizeler 90 günle sınırlı tutulacak. Duruma göre bu süre uzatılabilecek. Bu yeni uygulamadan Hong Kong ve Makao'lu gazeteciler etkilenmeyecek. Daha önceki uygulamada gazeteciler çalıştıkları şirketleri değiştirmediği müddetçe 5 yıl boyunca aynı vizeyi kullanabiliyordu. Çin hükümeti 19 Şubat'ta başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karara sert tepki göstermişti. Pompeo, 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada aralarında Xinhua Haber Ajansı'nın da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini belirterek, ABD hükümeti bugün Çin devletine ait medya kuruluşlarının ABD'deki muhabir sayısına süresiz şekilde sınırlama getirmiştir ifadesini kullanmıştı. Dünya genelinde binlerce ölüme neden olan COVID-19 salgını ile mücadele için 90 gün boyunca küresel ateşkes talep eden tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin'i karşı karşıya getirdi. ABD, Çin'in tasarıya Dünya Sağlık Örgütü'nün referans isteğini kabul etmezken daha fazla şeffaflık talep etti. Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden karşı karşıya gelen ABD ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Dünya Sağlık Örgütü tartışmaları nedeniyle kilitledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 6 haftadan uzun süredir müzakere ettiği COVID-19 karar tasarısı Dünya Sağlık Örgütü tartışmaları yüzünden tıkandı. COVID-19 salgınıyla mücadele için Fransa ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan tasarı 90 gün küresel ateşkes talep ediyor. Kanada'nın Çin'den satın aldığı N95 tipi 11 milyon maskeden 8 milyonunun standartları karşılamadığı ortaya çıktı. Quebec Eyaleti Satın Alma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin yaptığı açıklamada 11 milyon maskeden yaklaşık 1 milyonunun standartları karşılayabildiği, 8 milyonunsa kullanıma uygun olmadığını söyledi. Anand geriye kalan maskelerin test aşamasında olduğunu belirterek standart dışı 8 milyon maskenin başka şekilde değerlendirileceğini kaydetti. Öte yandan Kanada basınında Çin'den geçen ay ithal edilen 1 milyon N95 tipi maskenin de hatalı çıktığı haberleri yer aldı. Federal hükümet ülkedeki tedarikçi firmalar aracılığıyla toplam 135 milyon maske alımı için sözleşme imzalamıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin korona krizini fırsat bilerek Suriye'de yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı. Bölgede artan şiddet bu gelişmeyi de doğruluyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bütün dünyanın korona kriziyle mücadele ettiği şu dönemde IŞİD ve diğer terör örgütlerinin ve gruplarının Suriye'de yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri kuruluşun Cenevre'deki merkezinde yaptığı açıklamada bölgedeki durumu saatli bir bombaya benzetti ve bunun asla dikkatten kaçmaması gerektiğine vurgu yaptı.